Merhabalar arkadaşlar, hayırlı akşamlar deyip kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün kalmıştık 18. soruda arkadaşlar. Özde 1 yayınları, Türkiye geneli denemesi, Y2-11 kodlu denemenin matematik sorularına devam ediyoruz. 18. soru. Hikaye ve romanlardan oluşan bir kitaplıktaki kitaplarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Kitapların yarısı romandır. Yabancı dilde çeviri roman sayısı, çeviri olmayan roman sayısına eşittir. Arkadaşım şunu alalım şöyle bir çizgiye. Çeviri varmış, bir de çeviri olmayan var. Bir ne var? Roman varmış. Bir de ne var? Hikaye varmış, tamam. Yabancı dilde çeviri roman sayısı, çeviri olmayan roman sayısına eşittir. Romansa çeviriyle bunlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Yabancı dilde çeviri roman hikaye sayısı, çeviri hikaye sayısı, çeviri olmayan hikaye kitabı sayısına 60 fazlaymış. Burası Y ise burası Y artı 60 olur. Peki ben şura eşit değil miydi? Bunlar da eşit değil mi? Yarısı roman, yarısı da hikaye kitabı. O zaman bunun yarı burada eşit olacak. Buraya Y artı 30 dersem, niye? Çünkü burası 2Y artı 60 ise Y artı 30'u burada, Y artı 30'u burada olur. Bitti sorumuz. Buna göre yabancı dilde çeviri hikaye kitabı sayısı burası Y artı 30. Çeviri olmayan roman sayısından çeviri olmayan roman sayısı burası değil mi? Yabancı dilde çeviri hikaye kitabı sayısı 60, pardon, Y artı 60. Burası da Y artı 30. Kaç fazla arkadaşım? Y'ler giderse 30 fazla olur. Bu da bu. İkinci soruya geldik arkadaşlar. Aralarında 80 kilometre mesafe bulunan A ve B araçları sabit hızlarla birbirinden doğru harekete başladıktan, bakın arkadaşlar, hop şöyle yapalım, A, B. 30 dakika yarım saat yapar mı? Burası 80 değil miydi arkadaşlar? 1 bölü 2 yarım saatte V1 artı V2 hızları topladım. Burada karşılaştılar. Hızların toplamı işte 80 ise V1 artı V2 ne oldu? 160 oldu. Peki devam ediyorum. Araçlar karşılaştıkları noktadan aynı anda aynı yöne doğru aynı hızlarıyla vakit kaybetmeden yola devam ediyorlar. Araçlar aynı döndüler. İkisi de hepsi aynı yöne gidiyorlar arkadaşlar. O zaman V1 eksi V2 kaç dakika gitmişse 45, pardon, başladıktan sonra 30 dakika burada geçti mi? Burada karşılaştılar. 15 dakika kalıyor geriye. 15 dakika ne yapar? 1 bölü 4 saat yapar arkadaşlar. 1 bölü 4 saat yapar. 1 bölü 4 saat yapar. Hemence yapalım arkadaşlar. O da 1 bölü 4 saat yapar. Kaç burası? 15. Doğru değil mi? Pardon, burası 5. 5 kilometre. Çarparsam burada V1 artı V2 eşittir 160. V1 eksi V2 eşittir 20. Taraf tarafa toplarsam ben V2'ler gider 2, V1 eşittir 180, V1 eşittir 90 cevabı gelmiş olur. Zil de çalmasa şaşardım zaten. Bir lokantada yemek salatı tatlılığı satışı yapılmaktadır. Arkadaşım şuraya sıkıştıralım hemence. Hemen şuraya, oh, şöyle şuraya yapayım. Salata yemek satılıyormuş. Şu salata olsun, şu tatlı olsun, bu da yemek olsun. Evet. 30 müşteri varmış toplam, tamam. Bu müşterilerin 6 tanesi salata tercih etmemiş. 6 tane salata tercih etmemiş. Şurada da olmayacak. Dikkat edin. Salata ve tatlı satış yapılmaktadır. Bu lokantaya gelen 30 müşteri bu ürün çeşitlerinin en az ikisini. O zaman sadece salata yiyen yok. Sadece tatlı yiyen yok. Sadece yemek yiyen. O zaman burada A, B, C, D harflerini derdim ben. Tamam. Bu müşterilerden 6 tane salata tercih etmemiş. O zaman tatlı yiyenler burası. Salata tercih etmemiş o zaman. A artı D. Bu neymiş arkadaşlar? 6 mı oluyor? Bu müşterilerden 6 tanesi salata tercih etmemiş. Şu salata tercih etmiş. Bu da salata tercih. Evet. O zaman A ne oluyor? A'mız 6 oluyor. Pardon. A'mız 6 oldu. 20 tanesi tatlı tercih etmiş. Tatlı neresi? Bura bura değil mi? A artı C artı D neymiş? Tatlı. Kaç kişi? 20 kişi. O zaman C artı D ne oldu? 14 mi oldu burası? Bu 6'ydı zaten. Burayı da buldum. Tamam. Burası 20 buraya ne kaldı? 10 mu kaldı? Tamam. Buna göre sadece iki çeşit tercih edip, bak bu iki çeşit tercih etti. Bu salata tatlı. Bu salata yemek. Bu tatlı. Bu. Ne istiyor bizden? Sadece iki çeşit tercih edip bir tercih yemek olan. Yemek bu. Yemek nerede? Yemek nerede? Evet. Salata burası. Dur.
Bu şeyden 6 tane salata tercih etmemiş. Ha, o zaman salata tercih etmediyse şurası oluyor arkadaşlar, pardon. Sırası 6, burası olacak. 6, o zaman burası 14 oluyordu. Buraya kaç kaldıydı? 10 kaldıydı. Toplarsam 14 cevabı karşınıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Basit bir soru. Evet, şu soruya geldik. Bir fabrikadaki A, B ve C makineleri için aşağıdakiler bilinmektedir. A makinesi 3 saat çalıştırılıp 1 saat. Bana şu an 24 saat içinde diyor. O zaman ben burayı 6 ile çarparsam 6 çarpı 3 18 saatte 6 saat durmuş. Şurayı 24'e tamamlayacağım. Burayı dikkat edin 2 1 daha 3 8 orası 8'den çarptım. 16 saat çalışmış, 8 saat durmuş. 6 8 saat daha 14 saat durmuş. Ama dikkat edin. Bu biri 3 saatte, bu 2 saatte. 3 ile 2 hangi saatlerde ekvivalentlerini birleştirirseniz arkadaşım 4 saat pardon 4 saatte 1 2 saat 3 saatte 1. O zaman ekvivalentler 12 saatte 1 olur. 12 saatte beraber dururlar. Onlar da bir de 24 saatte 2 saatte buradan çıkartırsan 14 12 saat olmuş olur arkadaşlar. Evet, şimdi şuraya geldik arkadaşlar. A dil kursu 20 saat teorik, hemen şuraya yazıyorum ben 20 saat teorik artı 10 saat uygulama. Fiyatı belli 3500. 30 saat teorik 40 saat uygulama. Fiyatı belli, tamam arkadaşım. A kursunda uygulanan hemen şuraya yazayım. 20 teorik artı 10 uygulama kaçmış? 3500. Hemen şuraya geliyorum. A kursunda uygulanan dersin saat ücreti, bak uygulama saat ücreti. Uygulama saat ücretinin teorik dersin saat ücreti oran derse bu. Neymiş? 1 bölü 3. O zaman T ne oldu? 3'ü oldu. T'miz 3'ü oldu. Burası neymiş? 3'ü. 20 çarpı 3U artı 10U 3500. Çarparsam 60 70U 3500 gitti gitti. U eşittir 50 mi oldu? U'muz 50'ymiş. Geldim A kursunda uygulama dersinin yine uygulama bölü ücretinin teorik saati uygulaması yaptık. B kursunda bu oran aynı oran uygulama teorik 3 bölü 2'ymiş. O da ne olur? Bu B'ninki 2U eşittir 3T oldu. Bu B kursununki. O zaman buraya ne diyebilirim? Uç A diyorum. Uç A. O zaman yerine yazarsam ben şöyle uç A yazdım. U'ya 3A yazdım. T'ye de 2A yazdım. T gördüğüm yere 30 çarpı 2A artı 40 çarpı 3A eşittir 3600. Burası 60. Burası 120. 180A eşittir 3600. A eşittir 20 oldu arkadaşım. Bizden ne istiyor? Buna göre bir uygulama dersi için A kursuna ödenen para uygulama 50 lira. Bir teorik dersi B kursu. Teorik dersi de bu T de burada. O da 20 çarpı 2'den 40 oldu. O da 5 bölü 4 cevabı karşınıza gelmiş oldu. Arkadaşlar kolay bir soru. Fanusa en üstteki olan bir topun bulunduğundan alınıp diğer fanusa konulması bir hamle olarak belirlendiğine göre en az kaç hamlede birinci fanusa toplar aşağıdan yukarıya sırasıyla 1, 2, 3 olur. Şimdi beraber alalım arkadaşlar. Aşağıdan burası 1, 2, 3 olacak. Ben 1 bu tarafa atsam. Sıkıntı var mı? Hmm, yok. Evet. Geldim. Biri buraya attım. Bir burada. Evet. Peki. Ben o zaman şuraya geldim. 2 ile de 3'ü buraya atsam. Bir burada. Kaç oldu? 1, 2, 3 burada. Bir tekrar buraya atsam. Bir buraya geldi mi? Bir buraya geldi. 2'yi buraya at. 3'ü buraya atsam. 2'yi buraya atsam, 3'ü de buraya atsam, tamam hamleyi sayalım. 1'i buraya attım 1. 2 ile 3'ü buraya attım 3. 1'i buraya attım 4. 3'ü buraya attım 5. 2'yi buraya attım 6. 7 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet, şimdi şuraya geldik. Hızlı bir çubuk A ucundan boyuna göre belli bir yüzeylik olan belirlendikten sonra belirlenen miktar kadar kısmı kesilip iki parçaya ayrılıyor. Evet, şurayı gördüm. 150'ymiş, 60 kesilmiş. 150'nin 60'ı ne yapar? %40 yapar. O zaman %40'ını kesip ben buraya attım arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Burada 90'ı kaldı. 90'ın %40'ı ne yapar? 36. Bir 36'ya kaldığına göre
54'e 36 olur. Kısası 36, uzunu 54 olur. Cevabınız bu olmuş olur arkadaşlar. Giray internetten fiyatlarına baktığı A ve B ürünlerinden birer tane almak için yanına bir miktar para alarak iki farklı dükkana uğruyor. Aşağıdaki bu ürünler dükkanlardaki fiyatlarına internette baktığı fiyata göre durumları göstermiştir. A ürünü bu, B ürünü, birinci dükkandaki fiyatlar bu. O zaman ben A'ya 100A desem, internetteki fiyatı 100A, bu da 100B olsa. Geldim şimdi arkadaşlar, şuraya yazayım ben, hemen şuradan şuraya yazalım. Evet, ne diyor? İşte buna göre internetteki A ürünün fiyatını B ürünün fiyatını istiyor benden. A ürüne girdim ben. A ürüne ne aldım? Birinci A ürünü alıyorum. Birinci dükkan, pardon. Birinci dükkanı uğradım. 100 A idi. %10 fazla. 110 A aldım. Artı. Burası neymiş? 95 B oldu. Tamam. Giray bu iki dükkanın hangisinden ürünlerin ikisini de alırsa alsın. Hangisinin ürünlerin ikisini alırsa alsın. Her seferinde cebinde aynı miktarda, yani bunların toplamı, şuradaki toplam buraya eşit olmak zorundaymış. Bunu söyleyeyim. %20 eksik A'ya geldim. 80 A artı. %40 fazlaysa 140 B oldu. A'lar bir tarafa, B'ler bir tarafa. 110, 80 A'yı bu tarafa attım. 30 A. 45 bu tarafa attım. 95 bu tarafa attım. 45 B oldu. Sadeleştir. 15'e böldüm. 2 A. 3 B. A ürününün B oranı istiyor. O da ne yapar? 3 bölü 2 cevabı karşımıza gelmiş olur arkadaşlar. Örneğin yukarıdaki buğul kutusunda 9 yazıldığında bulunan sayılar 9'dan büyük sayılar. 9'dan küçük sayılar. 25'ten küçük sayılar diyor. Tamam. Bu metin üzerinde bul. İşte 30 yazılarak aratıldığında 8 sayı bulunmuş. 30'dan küçük ne var? 29. Nereye kadar? 22'ye kadar gelmez mi? 29'dan 22 çıkarsa 7, bir fazlası 28 olur. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Geldim 24'ten büyük 12 sayı diyor. 24'ten büyük, o zaman 25'ten başlıyorum. Şuraya geldim. 36'dan 25 çıkarsa, 36'dan 25 çıkarsa 11, bir fazlası, evet, 36'ya kadar. Evet, başlıyorum. Şurada kaç tane sayı var? 8 tane sayı var burada. Burada kaç tane sayı var? 12 tane sayı var. 8, 12 daha kaç oldu? 20 oldu. Ama ortak sayılarımız var. 25 ortak. 26 ortak. 27 ortak. 28 ortak. 29 ortak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesini çıkardıysan cevap ne olur? 15 olur arkadaşlar. Geldim şimdi şu soruya. Bir panoda enerji tüketimleri eşit olan 4 ampul aşağıda gösterilmiştir. %20 tasarruflu 100 eşitmiş, enerji tüketimleri eşit olan 4 ampul aşağıda göstermiştir. Bu ampullerin 3'ü takılı olan ampullere göre %20, %30, %50 daha az enerji tüketen 3 tasarruflu ampule değiştiriliyor. Buna göre panodaki bu ampul değişikliği ile yapılan elektrik tasarrufu ne olur? %100 80 oldu, 70 oldu, 50 oldu, 100 oldu. 400'dü. 150, 200, 300 oldu. 400'de 300 ise %100'de ne olur? Kaç olur? %25 mi olur? Evet. 400'de kaç azalmış? 100 azalırsa %100'de ne olur? 25 olur. 4'te 1 ise %25 olur arkadaşlar. Bu da o. Enerji tasarrufu. Çünkü 400'den doğru değil mi? 50, 200, 300. 400'de 100 azalmış. %25 olur. 4'te 1 yani. Bir turist kafilesinde 10 kişi bulunmaktadır. Bu kafiledekilerden 6 tanesi İngilizce bilmektedir. Bu kafiledeki turistlerden 3 kişinin İngilizce bildiği 4 kişilik bir grup. O zaman 3 kişinin İngilizce bildi. 6 kişinin 3'ünü seçmemi istiyor. 10 kişiden 6'ından 3'ünü seçmemi istiyor. Geriye kalan 4'ten de 1'ini istiyor benden. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyelden çarpı 4. O da ne yapar? Şuna gider. 20, 80 gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi şu soruya geldim. Oyun alanı 120 olsun. Bununki 90 olsun. Evet arkadaşlar. Spor alanının 1 bölü 3'ü. Spor alanının 1 bölü 3'ünü ne yapar? 3'e bilirsem 40 yapar. Oyun alanının 1 bölü 2'si 45 yapar. Tamam. Bina için ayrıldığında ayırdım. 40 artı 45 ayırdım.
Hayırlı. Spor ve oyun alanı toplam 850 azalıyormuş. O zaman 40 artı 45, 85 x ne oluyor? Azalıyormuş. Burasına bir yazacağım. Azalttık biz bunları. 45'e ve 40'ı azalttım. Aldım bunlardan. Buraya verdim. X ne olur? 10 olur. Benden neyi istiyor? Toplayalım. Gezi alanını istiyor. Şurasını istiyor. 120, 240, 330. Burası 30 oldu mu? 30 onunla çarparsam 300 gelmiş olur arkadaşlar. Kolay bir soruydu. A, B, C ve D kutularında bulunan özdeş misketler vardır. O iki misket. İstiyoruz lan bu kutularda ikisindeki misketlerin tamamı bir torbaya konularak birleştirilecek. Daha sonra bu torbadan rastgele bir misket çekilecektir. Buna göre hangi iki kutudaki misketler birleştirilirse torbadan rastgele seçilen misketin mavi olmasını en yüksek olur. Şunu ikisini alırsam ben ne olur? 3 5. Şunlar ikisini yaparsam, şunu aynen C yaparsam, aynen B 3 bölü 5. Aynen C'ye bakıyorum. Şuraya aynen C. 1, 2, 3, 4. 4 bölü 3, 6, 8. 1 bölü 2 oldu. C ile D. 3, 6, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bölü 12 oldu. Beynende 3, 9 payda, 4 bölü 9. Evet, Beynence şuraya geldik. 3 9 5 bölü 9. Evet. Hangisi fazla oldu arkadaşlar? 3 bölü 5 mi? 4 bölü 8 mi? 5 bölü 9 mu? 5 bölü 12 mi? 4 bölü 9 mu? Şu daha büyük. Gördünüz mü? 4 bölü 5 bölü 9 daha büyük. Evet. Şurayı payda istersem şununla şunu yaparsam 36, 3, 20 bu daha büyük. Şununla şunu yaparsam 9, 27, 25 bu daha büyük. Bu kimdi? B ile C mi? B ile C en büyük çıkıyor herhalde arkadaşlar. Bu da bu. Geçmiş olsun. Kolay bir soruydu arkadaşlar. Haydi kolay gelsin. Geometri süreceğim ama zamanım kalmadı. Kusura bakmayın. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Siz ne kadar çok desteklerseniz biz de o kadar bol soru çözmeye çalışırız arkadaşlar. Yarın da geometrisini, fiziğini çözeceğim. Ondan sonra bitirelim. Haydi kolay gelsin.